Ali, ustazlar, muhterem hayat azaları, aziz talebeler, bugünkü ko'rik tanlovimizning iştirakçıları. O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi ve dini tashkilotlar to'g'risidagi qonunni hayotga tatbiq etish, intizomli, ilg'o, tashabbuskor, tadbirkor, nutq faoliyati ravon, nutq odobi ve madaniyatiga ega vaizlik sanatını o'zlashtirib, keng ommaga o'z fikrini teran tushuntirib berish qobiliyatiga ega bo'lgan eng iqtidorli hatto olama faol yil imom xatiblarini aniqlash va keng jamoatchilikka ma'lum qilish maqsadida o'tkazib kelinayotgan O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar masjid imom xatiblari o'rtasidagi yil imomi 2011 ko'rik tanlovini boshlaymiz. Endi esa ko'rik tanlovimizni boshlashga ijozat berasizlar. Ko'rik tanlovimizda har bir ishtirokchi mana shu hakamlar hay'ati a'zolari oldidan biletlarni oladi, biletlarni olib nechinchi raqam ekanligini aytib, demak, 6 ta savolga javob berish kerak bo'ladi. Savollarni o'qib, keyin ana shu savollarga birma-bir javob beradi. Umumiy maksimal reglament bitta savolga 3 daqiqagacha. Marhamat. Albatta, ishtirokchimiz Toshkent shahar Shahbandixon tumani Xo'ja Alamdor jome masjidi imom xatibi rahmatulloh xolid sayyidjon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين حامدا مصليا على خير البرية عليه وعلى آله السلام والتحية وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البقرة 71-73 oyatlarini tilovat qildim. Bu uchala oyatni sababi nuzullari mutaxassis ulamolar tomonidan rivoyat qilingan, jumladan Jaloliddin Suyutiyni
Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul asarları hamda İmam Aynasaburi'nin Asbabun Nuzul kitapları da ushbu ayet-i kerimelerinin nazil bo'lish sabablari keltirilgan. Undan oldin bevosita ayetning mazmuni bilan tanishib chiqamiz. Haq subhanahu va taolo marhamat qiladiki, sizlar qilgan nafaqani va nazrni hammasini Alloh taolo biladi. Zolimlar uchun yordamchi yo'q. Ya'ni qaysi zolimlar uchun shu nafaqa va nazr kabi xayrli amallarni qilmaydigan yoki uni inkor etish orqali zolim bo'lganlarga biron bir yordamchi yo'q. Agar o'sha sadaqa yoki nazrlaringizni oshkora bersangiz o'zingiz uchun yaxshi. Agar uni maxfi qilib kambag'allarga bersangiz, u yanada yaxshidir. Alloh subhanahu va taolo gunohlaringizni kafarat qiladi va Alloh subhanahu va taolo har bir qilayotgan amallaringizdan xabardor zotdir. Ey Muhammad alayhissalom, sizni ularni hidoyatga boshlashda biron bir majburiyat yo'q. Ya'ni ularni hidoyatga kirmasligida xafa bo'lmang, achchiqlanmang. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini o'zi hidoyat qiladi. Biron bir narsani nafaqa qilsalaringiz o'zlaringiz uchun yaxshidir va qilgan nafaqa ehsonlaringiz o'zlaringizga to'liq qaytariladi va nafaqa qilguvchilar ularga zulm qilinmaydi. Imom Kalbi rahimahulloh aytadilarki, Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ey Allohning rasuli, oshkora sadaqa afzalmi yoki maxfiysimi? Shunda Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ushbu oyatlar nozil bo'ldi. Biz o'qigan va eshitgan ushbu oyat kalimalarida Haq subhanahu va taolo sadaqani oshkora turini va maxfiy turini va uni kimga kerakligini, kimga berish kerakligini bayon qilyapti. Mufassirlar ushbu oyat kalimada oshkora nafaqa haqida gap ketdi. Bu farz sadaqatlar, zakotlar deyiladi. Maxfiysi esa nafil sadaqalar haqida gap ketmoqda deydilar. Xo'p, til orqali namoyon bo'ladigan omillar nima? Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan kezlarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan respublikamizda tilga e'tibor qattiq yo'lga qo'yildi. Ayniqsa shunday baxtli onlardan biri bu o'zbek tilini davlat tili sifatida qabul qilinishligi. Chunki bir xalqni, jamiyatni ma'naviyatini, uning kimligini, masalan, dunyoga taratish uchun yoki uning tarixi va kelajagi haqida ma'lum bir hurmat uyg'otish uchun uni asarlarini namoyon qiladigan narsa o'sha xalqning tili bo'ladi. Ma'lumki, u xalqning tili birinchi o'ringa qo'yilmas ekan, xalq bevosita u til borasida erkin bo'lmasa ekan, bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Muhtaram prezidentimiz o'z asarlarida til borasida gapirar ekanlar, bevosita Alisher Navoiy rahimahullohni eslab o'tadilar. Ularni gaplarini misol tariqasida keltiradilar. Masalan, Navoiy hazratlari aytadilarki, oldiga qo'yganni yemak hayvon ishi, og'ziga kelganini demak nodon ishidir dedilar. Uchinchi savol, Imom Burhoniddin Marg'inoniy asarlari to'g'risida tushuncha bering. Bu hazratning mashhur asarlari Hidoya asarlari bo'lib, Hidoya dinimizda qonunchilik, huquq shunoslik borasida dunyoga mashhur bo'lgan ustoz bo'lgan kitoblar sirasiga kiradi. Bugun yurtim dunyo bo'yicha bu kitob 80 dan ortiq tillarga tarjima qilingan, sharhlangan. Tushunmas, 80 dan ortiq sharhlari mavjud va bevosita hozirgi kunimizda ham bizde yurtlarımızda ham ve bazı Müslüman yurtlarda ham Burhoniddin Marg'inoniy hazretlerinin bu asarları hürmet ile okuladı, etibarga alınladı. Muhterem Prezidentimiz bevasıta Burhoniddin Marg'inoniy hazretleri hakkında asarlarda bu kişinin tarifle turup aytadılar ki Burhoniddin vel millah, yani şunçelik bu zat dereceler topdular ki din ve milletinin hücceti degen namını Prezidentimiz tomonidan berilishini o'zi ham bu kishining o'zlari va yozgan asarlari jumladan Hidoyaning mavqeini bayon qilib turibdi. 4-chi savol, Tavba guruhi qachon paydo bo'lgan va g'oyalari nimalardan iborat? Tavba guruhi 90-chi yillarda, 89-88-chi yillarda, ya'ni 20-chi asrni oxirlarida Namangan viloyatida yoki Farg'ona vodiysida avval tashkil topgan, jumladan Abdulla O'tayev yoki Abdulla Qori, Abdulla Qori kabi shaxslarni bu guruh bilan
aloqadorligi haqida biz ma'lumotlarni o'qiymiz. Hozirgi vaqtda buning faoliyati to'xtatilgan, lekin biz bu tavba guruhi to'xtatilgan deb albatta loqayt va beparvo bo'lishga haqqimiz bo'lmaydi. 5-chi ko'rgazmali qurollarni hozir biz savol qo'yamiz. Sizlarga bu hadiya hamdolasiz. Ben dikkatlerinizi bir nesneye karartmaktaydım. 20 yıl aldım. Muhterem başımız Özbekistan geleceği. Özbekistan geleceği büyük devlet degan şiarını yol üstüne koygan ettiler. Bana 20 yıl bu şiar hançelik doğru yol bo'lganligini ve hançelik hayatta namayan bo'lganligini özümüz hayatta koruyaptı. Şunun için 20 yıldan keyin büyük ve mukaddesle müstakil vatan bu şiar çıkarıldı. Bu işi 20 yıl aldın koyulgan şiarının negizi, hasılı, mahsulü hesaplanadı. Elhamdülillah bana bugün büyük yurtumuzun 20 yıllığı keng nişanlandı. Cümleden bizim mescidimiz, yani Hoca Alambardar Camii Mescidi hem bunun kavmi memleketini bu bayramını, ulu bayramını münasip kutup alıp onge toyana takdim kıldı. Bizi toyanamız tarihi ruhata turadigan Hoca Alambardar Camii Mescidini kaytadan tamirden çıkarılışlığı oldu. Ben hatimle albamlarını taklif kıldım. Onda eski halatları, yeni halatları kursatılgan. Ve bizim mescidimiz bir neçe yıllardan beri Toshkent şehirde Hidayet Jurnali ve İslam Nuri gazetelerine abone boyunca birinci oranında koldan bir mekeli yaptı. Bunlar hemmese yurtumuzda istiklal evazge ve cümleden bizim mescidimizde istiklal evazge uğratken islahatlarının bir namunası var. Rahmet itibarlar. Bugünkü en namunali 7-2013 kuyruk davamını varlıklarına anıklaştı. Demek bugünkü kuyruk davamımızın üçüncü oranı sahibi Şükrat Hafizov, Qashqadaryo viloyati. Mukofotni Muhammad Davr aka o'zlari topshiradilar. İkinci o'rin sohibi Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan imomimiz Xayrulloh Abdullayev. Mukofotni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari
Kerimiz var, ikinci derece var. Diplom kengi kol kodur tahsilat gerendi. Ben Hayat, birinci oğlan. Taşkent Şehir. Hocamlar, nasip edip oğlan. Rahmatullah Hoca Selahattin. Olgan barcha ishtirokchilarimizga rag'batlantiruvchi mukofotlar bor. Mukofotlardan egalarimiz sovg'a etishadi. Mirzo Tillaviyadan olib keling. Kelinglar, navbatdagi ishtirokchilarga. Mana bugun Allohning inoyati bilan ertalabda boshlagan ishimiz, ko'rib tanlovimiz itmomiga yetdi. Oxiriga yetdi. Va biz imomlarimizning saviyasini, ularning ilmiy salohiyatini, ularning o'zlarining tutishini va farklay bilishini hammasini kuzatib bordik. Farklay bilish deganda nimani tushunamiz? Farklay bilish deganda jamoatga chiqib mavqeza qilishlik bilan savollarga javob berishni tushuniladi. Ana shu o'rtasini farqini bilishlik kerak. Bu yerdagi hakamlarimiz men juda xursand bo'ldim. Hammamizniki hali bir-birimizga qaraganimiz yo'q. Bir-birimizga shunaqangi to'g'ri kelyapti. Ya'ni ballarni qo'yishda hech kim adashmagan. Yana bir narsani men aytaman. Bu joyga kelganda mana rahmatulloh juda yaxshi joydan Qur'onni yaxshi emas degan joyi yo'q. Lekin ko'rib tanlovga kelgandan keyin Qur'ondan boshqa odamlar o'qimagan joylardan o'qib kelishlik kerak. Men gohida qorilarimizga ham hayron qolaman. O'zi Qur'onni hofizi qori bo'ladi-yu, Qur'onni bir tilovat qilib berilsa, hamon eshitilgan joyini shu o'rganadi. A yuqori qori bo'lsang o'zing, bir odamlar eshitmagan joylardan o'qib bersang yaxshi bo'lmaydimi? Imomlarimiz ham xuddi shunday bo'lishlik kerak. Bu yerga kelganda shu inna ataynani qul huvallohu ahadni hamma o'qib yuradigan joyni emas. Bu yerdagi hay'atdan hayron qolsinki, bu juda yuqoridan o'qidi, qani ma'nosi nima ekan buni? Deb tinglab o'tirsin. Va e'tiborni qarasin. Hay'atni ham, jamoatning ham bu joyda yig'ilganlar, o'tirganlarning e'tiborni qaratadigan joylardan o'qishlik kerak. Bitta o'sha rahmatullohda ko'rdim. Boshqalar ham shuni qilsa bo'ladi. Mana bunga ham e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi.